Merhaba arkadaşlar, Dershane Laboratuvarı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben yine Aleyna Hocanız. Şimdi 6. ünitenin 2. bölümünü bitirdik. Ünitemizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi o 2. bölümü daha iyi kavrayabilmeniz için soruları çözeceğiz. Bu soruları çözmeden önce kendiniz indiriyorsunuz, PDF olarak çözüyorsunuz. Sonrasında anlamadığınız soru olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyoruz o zaman. Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir demiş. Milletler Cemiyeti Wilson ilkelerine dayalı olarak dünya barışını sağlamak amacıyla 10 Ocak 1920 tarihinde kurulmuştur. Milletler Cemiyeti İspanya'nın önerisi ve Yunanistan'ın desteğiyle Türkiye'yi Milletler Cemiyeti üyeliğine davet etti. Türkiye bu daveti kabul ederek 18 Temmuz 1932 tarihinde Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur demiş. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olmakla hangisine ulaşmak istemiştir? Uluslararası barışa katkıda bulunmak istiyor mu? Evet, çünkü Milletler Cemiyeti'nin asıl amacı bu değil miydi? Barışı sağlamak dünyada. Evet, o da Türkiye'de bir katkıda bulunmak istiyor. Doğru. Bir olmayanları eledim. Sınırlarını uluslararası güvenceye kavuşturmak. Evet, sonuçta Milletler Cemiyeti'ne katılırsa diğer ülkelerde kanki olacaklar mantıken. Ülkeleri sınırlarını korumuş oluyor haliyle. Bu da var. Uluslararası işbirliğini geliştirme. Bu da var. Çünkü diğer ülkelerle yine işbirliği yapıyorlar arkadaşlar. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 diyoruz. Dedik, ikinci sorumuza geçtik. Türkiye'nin bu düşüncesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından uluslararası sorunları barışçı yollarla çözmek amacıyla kurulmuştu. Ancak Milletler Cemiyeti zaman içinde daha çok İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarını koruyan bir örgüte dönüştü. Milletler Cemiyeti Türkiye'yi de bünyesine dahil etmek istemiş ancak ülkemiz 1932 yılına kadar cemiyete girmek istememiştir demiş. Hangisi etkili olmuştu? Bunu zaten söylemiştik, biz konumuzda anlatmıştık. Türkiye'nin uluslararası işbirliğine önem vermemesi, hayır, gayet önem veriyor. Cemiyetin Musul meselesinde taraf tutumu, evet, çünkü Musul sorununda İngiltere'nin tarafını tutuyordu ve İngiltere'nin lehine çözülüyordu. Biz misak milliğimizden, yani milli sınırlarımızdan taviz vermek zorunda kalıyorduk. Bu yüzden de Milletler Cemiyeti'ne geç giriyorduk. Yani cevabımız bu ama diğerlerinden bakalım. Türkiye'nin dış politikada yayılmacı bir yaklaşım sergilemesi. Yani Türkiye her şeyi barışçıl yollarla çözmeye çalışıyor. Savaş kesinlikle istemiyor. Bu yayılmacı yaklaşım sergileyen İngiltere ve İtalya ve Almanya. Cemiyetin kuruluş amacı, hayır, cemiyet barışı zaten sağlamak için kuruldu. Türkiye barış yanlısı olduğu için hani niye girmesin ki bu olsaydı eğer sebep diyoruz. O yüzden bunu deneyelim. Cevap olu dedik. Üçüncü sorumuz, Atatürk dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum sözüyle daha çok aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir demiş. Bir Balkan Birliği'ne lüzum var, beni bırakınız parti lideri olarak Balkanlarda bir geziye çıkayım. Balkan devlet adamlarıyla bir konuşayım ve kamuoyunu hazırlayayım. Bir Balkan Birliği kurmalıyız, dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum. Balkan Birliği kurulabilirse bu bir Avrupa Birliği'ne yol açar. Batı devletlerinin de er geç birleşmesine zorunluluk doğar demiş. Yani burada bir yeni bir tehlikenin geldiğinden bahsediyor. Dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum dedi. Yeni bir dünya savaşının çıkacağını öngördüğünden bahsediyor. Baktım, dünyayı tehdit edecek bir savaş olasılığına, evet, buna dikkat çekmek istiyor. Diğerlerine bakalım. Türk dış politikasının temel ilkelerine, hayır, buna dikkat çekmek istemiyor. Onlar zaten bir savaştan bahsetmiyor ilkelerimiz. Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini, tamam, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarında bir sıkıntı olacağını söylüyor ama genel olarak dünya ufuklarında, bütün dünyayı ilgilendiren bir şey olduğunu söylüyor. O yüzden yine dünya savaşına, dünya savaşının dikkat çekiyor. Bunu da eledik. Dünya ekonomisinin hızla büyüdüğünü, dünya ekonomisi hızla büyüseydi, dünya bir anda ekonomik olarak kalkınsaydı, dünya ufuklarında kara bulutlar görür müydü? Çünkü kara bulut ne? Böyle kötülüğü çağrıştırıyor. O yüzden cevabımız Adana diyoruz. Ve dördüncü sorumuz. Buna göre bölge ülkeleri Sadavat Paktı'nı imzalarken aşağıdaki hangilerine karşı olduklarını göstermişlerdir demiş. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması ve Orta Doğu üzerindeki emelleri bölge devletlerinin işbirliğini hızlandırdı. Türkiye'nin önderliğinde İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937 tarihinde Sadavat Paktı imzalandı demiş. Buna göre bölge ülkeleri Sadavat Paktı'nı imzalayarak hangisine karşı olduklarını. Yayılmacı politikaya karşılar çünkü İtalya
yayılmacı bir politika izliyor. Bunlar istemiyor. O yüzden anlaşıyor. Birbirlerini korumak amacıyla yayılmacı politikaya karşılar. Doğru. Dostluk ilişkilerini geliştirme. Hayır, dostluk ilişkilerini geliştiriyorlar. Buna karşı değiller. Sömürgeci zihniyete karşı mı? Evet, çünkü İtalya Habeşistan'ı ve Orta Doğu'yu ne yapacak? Sömürecek yani. O yüzden sömürgeci zihniyete de karşılar. Cevabım 1 ve 3 dedim ve geçtim. Yukarıda yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Lozan Anlaşması'nı takip eden yıllarda İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalar izlemeye başlaması Boğazlar açısından bir tehdit oluşturuyordu. Türkiye bu durum karşısında Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayan devletlere bir nota vererek Boğazların güvenliğine yönelik endişelerini giderecek yeni bir anlaşmanın yapılmasını istedi. Türkiye'nin talebiyle toplanan Montreux Konferansı'nda yeni bir Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeye göre Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Boğazların savunulması Türkiye'ye bırakıldı. Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi serbest oldu. Savaş gemilerine ise bazı sınırlamalar getirildi demiş. Bu bilgilere göre egemenlik haklarımızı olumsuz etkileyen bir sorun çözülmüştür demiş. Evet, egemenlik haklarımızı olumsuz etkiliyordu Boğazlar Komisyonu. Ama komisyon kaldırılıp bütün Türkiye'ye bırakılırsa egemenlik sorunu çözülmüş oldu. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde misak-ı milliye uygun kararlar alınmıştır. Evet, Boğazlar direkt Türkiye'ye bırakılıyor sonuçta. Dünyadaki gelişmeler Boğaz sorununun çözümünü kolaylaştırmıştır. Bu da doğru. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasından, hani o döneme yaklaşılmasından dolayı, İtalya ve Almanya yayılmacı politikasından dolayı biz nota göndererek daha rahat bir şekilde alıyoruz Boğazları. O yüzden bu da var. Cevabım 1, 2 ve 3 arkadaşlar dedim ve geçtim 6. soru. Verilen diyagramda soru işaretiyle gösterilen yere getirilebilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Balkan Antantası'nda baktım. Montreux Boğazlar Sözleşmesi demiş. Lozan'dan kalan sorunlar çözülmüştür. Sadece bu Lozan'dan kalan bir sorun. Geçtim. Ülkemizin sınır güvenliği artmıştır. Mantıklı. Balkan'da batı sınırını korudum. Balkan Antantası'nda. Sadabat Paktı'nda doğu sınırımı korudum. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile de boğazlarımı korudum. Yani sınırlarımı korumuş oldum mu? Güvenliğini arttırmış oldum mu? Evet. Yani büyük ihtimal cevabım bu. Askeri başarılar dış politikayı olumlu etkilemiştir. Askeri bir başarı değil bunlar. Diplomasi alanında bir başarı. Bunu da eledim o yüzden. Boğazlarda egemenlik bize geçmiştir. O sadece yine Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili. Üçünü kapsamıyor. O yüzden cevabımız Bolu dedik. Ve geçtik 7. soru. Özelliklerinden hangisi ya da hangilerini yansıttığı söylenebilir? Bu benim şahsi sorunumdur. Durumu Fransa Büyükelçisi'ne daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir sorunun Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat ben bunu da hesaba kattım ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta bu yolda binde bir ihtimal belirirse Türkiye Cumhurbaşkanlığından ve hatta Büyük Millet Meclisi üyeliğinden çekileceğimi, bir fert olarak bana katılacak birkaç arkadaşla beraber Hatay'a gireceğim. Hatay'a yazmışlar ama Hatay. Oradakilerle el ele verip mücadeleye devam edeceğim demiş. Atatürk'ün Hatay sorunu ile ilgili verilen bu sözleri onun hangi özelliklerini yansıttığı, kararlı mı? Kararlı, kesinlikle Hatay'ı alacağım diyor. Bir var. Bir olmayanlar ele. Çok yönlülük var mı? Çok yönlülük daha çok bu hani işte edebiyatla ilgileniyordu, geometriyle ilgileniyordu, işte aynı zaman tarihle ilgileniyordu. Hani o klasik örneğimiz. Yani çok yönlülük yok tam olarak. O yüzden bunu eledim. İki olanlar elendi. Cevabım çıktı zaten. Vatanseverlik. Evet, çünkü Hatay benim toprağımdı. Aldılar. Şimdi onu diyor gerekirse savaşarak alırım diyor. Bu da vatanseverlik özelliğini gösterir. O yüzden cevabımız 1 ve 3 dedik ve son sorumuz. Bu parçada geçen 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz sözüyle Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini ortaya koymuştur? Mustafa Kemal Paşa Adana'ya bir gezi düzenlemişti. Mustafa Kemal'in Adana'ya girişinde Hataylı genç bir kız atasına seslenerek bizi de kurtar diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa Hatay'ı kastederek 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz cevabını verdi demiş.
Baktım Mustafa Kemal hangisini ortaya koymuş. Yayılmacı bir siyaset izleme isteğini, hayır yayılmacı bir siyaset izlemiyor. Sadece kendi vatanını, kendi toprağını kurtarmak istiyor. Hatay konusunda duyarlı ve kararlı tutumu, evet bu olabilir. Barışı bozmak için fırsat kolladı. Hayır, zaten bizim temel ilkelerimizden biri barışçılıktı. Esas ilkemizde yurtta sulh, cihanda sulhtu yani. Hatay'ın misak-ı milli sınırları içerisinde yer almadı. Hayır, gayet de misak-ı milli sınırları içerisinde yer alıyor. Hatta misak-ı milliden verdiğimiz ikinci taviz olarak söylüyoruz. Bunu da geçtim. O yüzden sadece Bolu kaldı. Cevabımız Bolu dedim ve sorularımız bitmiş arkadaşlar. Sorular yine bu kadardı arkadaşlar. Ünite de bu kadardı. Çok fazla soru yok. Çok fazla zor soru yok en azından. Okuyarak anlayabileceğiniz sorular diyorum. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.